yılki Frankfurt Türk Film Festivali'nin başına gelmedik kalmadı. Önce korona salgın, sonra Ege Denizi depremi. Sanıyorum ödül töreni de ertelendi 2021 yılına. Anlatır mısınız festivalin başına neler geldi, neler ertelendi, neler iptal oldu? Yani bu senenin başından beri çok hızlı geçmeye başladık. Gerek Almanya'daki arkadaşlarımız, gerekse Türkiye'deki arkadaşlarımız canla başla hazırlıkları yaptık. Hazırlıklara katkıda bulundular. Çünkü bu sene 20. yılımızdı. 20. yılda bir jübile yılımız olarak düşünmüş ve planlamıştık. Festival evet. Programında 3 dalda yarışmamız var. Kısa film, belgesel ve uzun metraj yarışmalarımız var. Üçünün de ayrı ayrı jüri ekibinin kurulması, araştırılması gerekiyordu. Çok zahmetli bir işti. Çok da güzel jüri oluşturduk. Yani çok bu zahmetli işleri açtıktan sonra hep içimizde bir umut vardı. Çünkü bizim festival hazırlıklarına başlamamızla birlikte pandemi de başladı. Yani Mart'ın ortalarındaydı hafızam yanıltmıyorsa. Biz de aşağı yukarı Şubat sonu Mart başında başlamıştık festivalin bu ilk hazırlıklarına. Tarihi belirlemiştik, programı oluşturmaya başlamıştık. Büyük bir umutlu ama hiç umudumuzu kaybetmeden devam ettik. Mayıs-Haziran ayında yine istedik yani pes etmeyelim, vazgeçmeyelim ve devam edelim diye çalışmalarımızı aksatmadan yürüttük. Fakat biliyorsunuz Temmuz-Ağustos'tan sonra tekrar hissetmeye başladık ki bu pandeminin bir son vereceği yok. Her şeye rağmen yarışmalarımızı tamamladık. Ama bu arada festival için gerekli olan örneğin mekanları falan, sözleşmelerini falan yaptık Nisan-Mayıs ayında ve bunları Ağustos'un sonuna doğruydu galiba. Çok büyük acı hissederek iptal etmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz program kapsamında yaptığımız bu yarışmaların hepsi gerçekleşti. Kısa film dalında hem Almanya'da hem de Türkiye'de. Festival kapsamında vefa ödülleri veriyoruz. Unutulmayanlar adı. Bu sene ödülü Münir Özkul'a vermeyi planlamıştık ki verdik. Ve sosyal medyadan belki görebilirler, sizleri takip edenler ve dinleyenler, ilgilenenler. Kızı Güner Özkul çok güzel bir açıklama yolladı bize. Merhaba, ben Güner Özkul. 20. Uluslararası Frankfurt Film Festivali'nde vefa ödülünü babam Münir Özkul'a verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eminim babam hayatta olsaydı bu ödülü bugüne kadar birlikte çalıştığı bütün sinema emekçileri için, şaryocusundan ışıkçısına, yapımcısından yönetmenine, herkes için kabul ederdi. Ben de onun için gururla herkes adına, bütün sinema emekçileri adına kabul ediyorum. Gönül isterdi ki ben de Frankfurt'a gelseydim, o festival coşkusunu yaşasaydım ve babam adına bu ödülü kabul edebilseydim. Ama pandemi şartları malum. Dolayısıyla bu şekilde bir videoyla teşekkür ediyorum. Ancak umarım önümüzdeki yıl 21. Uluslararası Frankfurt Film Festivali'ne gelebilirim. Her şey düzelir, gönlümüzce olur ve festival coşkusunu hep birlikte yaşarız. Tekrar teşekkür ediyorum. Bize video kaydı yolladı. Mutlu olduğunu, onur duyduğunu, çok sevindiğini iletti. Umarım önümüzdeki yıl gerek Güner Hanım'la olsun, gerek diğer yarışmayı kazanan sanatçılarımızla, sinemacılarımızla bir arada oluruz diye düşünüyorum. Arzu ediyoruz. Aynı zamanda festival kapsamında verilen Yaşam Boyu Onur Ödülü var. Bu ödülü de bu sene Festival Yürütme Kurulu olarak sanatçı Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem'e layık gördük. Merhaba. 20. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde bana onur ödülünü layık gören festival yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ve umuyorum ki pandemi geçtikten sonra en doğru ve en güzel zamanda Frankfurt'ta festival gerçekleşsin ve biz birlikte olalım. Herkese sonsuz teşekkürler ve sevgiler yolluyorum. Merhabalar, hepinize sevgiler, saygılar. Frankfurt Film Festivali 20. yılı. Dile kolay. 20 yıldır bir disiplin içerisinde seyirciyle, kitleyle buluşan Frankfurt Film Festivali'nin 20. yılını kutluyorum. Gerçekten çok büyük başarı. Pandemi dolayısıyla sıkıntılı günler geçiriyor dünya. Sanat gerçekten çok hüzünlü.
canlı duygunun oluştuğu bir ortamı yaşayamamak, hele sanatta, çok hüzünlü. Onur ödülü için çok teşekkür ediyorum sizlere gerçekten. İnsanın yaşamında, mesleki yaşamında iyi iş yapmak üzerine kurulduğu dünyada hiçbir şey düşünmeden ki herkes için geçerli böyle bir ödülü vermenizden dolayı gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve 20. yıllar, daha nice 20. yıllar başarılar diliyorum Frankfurt Film Festivali'ne. Hepinize sevgiler, saygılar. İkisi çok yakından tanıdığımız Frankfurt Türk Film Festivali'nin dostları, sanatçılar. İkisi de görüntülü olarak bize teşekkürlerini ilettiler ve katılamamanın üzüntülerini bildirdiler. Umarım onlarla da önümüzdeki yıl, yani 2021 yılında birlikte olma fırsatı yakalarız. Almanya'nın da aslında en etkili Türk Film Festivali'siniz Hüseyin Bey. Peki 21.si olacak mı? Çünkü çakışacak sanıyorum törenler. Onu nasıl planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Böyle bir takdire layık gördüğünüz için Işın Hanım. Siz bu piyasayı iyi bilen ve takip eden bir insansınız biliyorum. Bu değerlendirmeden dolayı size teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde pes etmek veya da umutsuzluğa kapılmak gibi bir duygu aklımızdan geçmedi. Aynı heyecanla ve aynı duygularla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birkaç gün önce online olarak görüştüğümüz Türkiye ekibimizden arkadaşlar çok gülümsedim, güldüm hatta. Dediler, arkadaşlar bu seneyi bitirdik, önümüzdeki yıla başlıyoruz diye mesajlar yağmaya başladı. Öyle mi? Yani, çok samimi söylüyorum bunu. Yani hiç motivasyonda ufacık bile azalma yok. Bütün samimi, beni tanıyanlar samimiyetime bilirler. Bütün samimiyetimle abartısız söylüyorum. Ben de gülümsedim ve çok da mutlu oldum. Motivasyondan dediğiniz gibi hiçbir azalma veyahut da gerileme yok. Aksine daha fazla bir hırsla, hevesle, istekle arkadaşlar 2021'e hazırlık yapmaya başladılar bile. Biz de buradan aynı şekilde. Yani bu bizleri mutlu eden bir olay. Hepimizin sizin de bildiğiniz gibi gönül olarak yaptığımız bir etkinlik. Ve bu gönüllülük duygusundan hiçbir şeyin eksilmemiş olması beni olağanüstü mutlu ediyor. 2021'de ne olacak? 2021'de hem 2020'nin hem de 2021'in programlarını artık harmanlayacağız. Hem 2020'nin ödüllerini vereceğiz. Hem de 2021'in. Sinema dünyasında çok önemli bir köprü kuruyorsunuz. Diğer taraftan ustalarla gençleri bir araya getiriyorsunuz. Diğer taraftan Türk ve Alman toplumu arasında bir başka köprü daha kuruyorsunuz. Yani festivalinizle aslında birçok köprüyü kuruyorsunuz. Hem sanatçılar arasında hem ülkeler arasında hem kültürler arasında. Bu 20 yıllık süreçteki o değişimi anlatabilir misiniz? Başta nasıl karşıladı Türk tarafı ve Alman tarafı? Bugün nasıl bakıyorlar festivale? Frankfurt ve çevresinin değil, Almanya'nın kabul ettiği bir kültürel etkinlik olarak yerini almıştır. Vazgeçilmez bir etkinlik olarak yerini almıştır. Peki tek neden, yani özellikle tek neden şu, biz baştan beri Frankfurt Türk Film Festivali'ni evet bir festival olarak planladık ama aynı zamanda integratif, yani uyuma katkı sağlayacak interkültürel bir etkinlik olarak da planladık. Yani amaç festival yapmaktı ama festival illa bir hedef değil, araçtı bizim için. Çünkü buradaki yabancıların, göçmenlerin ve dolayısıyla Türkiye'den katılan göçmenlerin, Türklerin sosyo-kültürel alanındaki zayıflıkları malum, biliniyor. Bunda birçok şeyin yapılması gerektiğine inanmıştık baştan. Yani ta 80'li yıllardan, ki benim Almanya'ya geldiğim yıllar 70'li yıllar, 80'li yıllar daha çok böyle folklorik, ondan sonra eksotik şeylerin bu yıllardı şey olarak, yani kendi adımıza, içinden geldiğimiz toplum, ülke adına ve kültür adına
Artık onları ben konuşmak istemiyorum. Onlar çok geçti Türkiye toplumu, Türk toplumu burada. Her alanda başarılı insanlarımız var. Bunları konuşmamız gerekiyor. Gerek ticarette, gerekse sanatta, kültürde, sosyal bilimlerde, her alanda okuyan gençlerimiz, ikinci, üçüncü nesilden, dördüncü nesilden insanlarımız her alanda başarılılar. Başarıları konuşmamız gerekiyor. Biz de bu bağlamda festivali hayata geçirdik. O 80-90'lı yılların sonuna doğru. Dedik yani farklı şeyler sunmamız lazım. Kendimizi tanıtabilmek ve bu toplum içerisinde eşit koşullar altında yaşadığımızı göstermek için farklı bir şey sunmamız gerekiyor diye düşünmüştüm ben. Ve buna bağlı olarak da sinema festivali hayata geçirdik. O başladığımız yıllarda tabii ki bu kadar büyüyeceğini ve kabul göreceğini düşünmedik. Bunu samimi olarak söylemek istiyorum. Fakat daha ilk yılında büyük bir ilgi gördüm. Haydi ikincisini yapalım, üçüncüsünü derken şu anda işte 19-20'sine geldik. Ve gittikçe kendisini yenileyen, büyüten bir etkinlik oldu. Gerek seçtiğimiz filmler Almanya ve Türkiye'den. Biliyorsunuz zamanınız var mı bilmiyorum ama çok kısa içeriğine değineyim ki nasıl ne düşündüğümüz anlaşılabilsin. Festivalde sadece biz Türkiye'den filmler göstermiyoruz. Festivalin 3 ayağı var, 3 bölümü var. Birinci bölümde Türkiye'den kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmler gösterebiliyoruz. İkinci bölümde Almanya'dan kısa film, belgesel ve filmler gösteriyoruz. Tabii bu filmler ve belgesellerin ana konusu yine göçmenler, mülteciler, göçmenler ve Türkler. Ama ve aynı zamanda Türk kökenli yönetmenler veya da yapımcılar oluyor. Seçtiğimiz filmler. Artı üçüncü bölümde ise Avrupa Filmleri Forumu altında bir her yıl festivalin bir konusu, ana konusu alıyor ve o konuya göre filmler seçiyoruz Avrupa'nın değişik ülkelerinden. Örneğin ırkçılıkla mücadele, örneğin kültürler arası çatışma, örneğin nesiller arası generasyon çatışması, aile ilişkileri, kadının yeri, din, göçmenler komedi filmlerinde göçmenler vesaire gibi değişik konuları seçiyoruz ve ona göre filmler alıyoruz programa. Bunların Frankfurt Türk Film Festivali'nin ilgi çekmesine çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Artı iki tane de proje adı altında gerçekleştirdik ama artık festivalin ana parçası olan bir iki çalışmamız daha var. Birincisi Festival Hapishanede ve Festival Okullarda adı altında. Hafızam yanıltmıyorsa 6-7 yıldır, yani festivalin son 6-7 yıl içerisinde Frankfurt'un en büyük hapishanesi, 500 kişilik falan bir hapishane. Orada mahkumlara, tutuklulara film gösteriyoruz festival kapsamında. Ve sadece film gösterip çıkmıyoruz, arkasından mahkumlarla film üzerine yarım saat, hapishanenin yönetiminin verdiği süreye göre yarım saat, 40 dakikalık bir sohbet de yapıyoruz. Lise ve lise düzeyindeki okullarda gösteriyoruz, film gösteriyoruz. O okulların büyük salonları var, siz biliyorsunuz, aula. 400, 500, 600 kişilik salonlarda film gösteriyoruz. O olağanüstü bir şey, beni her zaman duygulandıran bir etkinlik. Onca genç insan o filmi seyrediyor ve o film üzerine konuşabilme fırsatı yakalayabiliyor. Çok onur veren, bizi de duygusallaştıran bir iş daha yapıyorsunuz. O da Türk sinemasının emektarlarına, gerçekten usta isimlerine onur ödülleri veriyorsunuz. Bugüne kadar birkaç isim sayabilir misiniz? Kimlere verdiniz? Tabii ki. Yani liste elimde yok ama aklıma gelenleri size söyleyeyim. Yani eski Yeşilçam sinemasından tutun günümüze kadar birçok birbirinden değerli sinema sanatçılarımıza ödüller verdik. Bunların içerisinde Kadir İnanır'dan tutun Türkan Şoray'a kadar, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Ekrem Bora, İzzet Günay, hani eskileri sayıyorum. Tabii ki normalde biliyorsunuz vefa ödülleri genelde ya da onur ödülleri, gene vefa ödülleri tabii ki kaybettiklerimizi ama onur ödülleri genelde
sinemada geçmişi daha uzun olanlara veriliyor. Evet. Ben çarptım ama Göksel Ersoy, ondan sonra Hülya Koçyurt'u söylemiştim. Müjde Ar, Aytaç Arman gibi, yani onlarca sanatçıya vefa ödülü verdik. Bununla gurur duyuyoruz. Örneğin geçen yıl sinema bir farklı bir alanda, yani sadece yönetmenler veya da oyuncular değil, pardon, sadece oyuncular değil, aynı zamanda yönetmenlere de veyahut da sinemaya katkı sağlayan müzisyenlere de. Onun en son örneği geçen yıl Moğolların, biliyorsunuz grubunu, Moğollar grubundan Cahit Berkay'a verdik onur ödülü. Müziğiyle Türk sinemasına yapmış olduğu katkılarından dolayı. Vefa ödülü tabii ki her yıl böyle bir BTR diyoruz, yani kısa bir film gösteriyoruz, kaybettiklerimiz diye. Her yıl o üzüntüyü yaşıyoruz. Bir yıl içerisinde ne kadar sinema sanatçısı kaybetmişiz diye. Tabii ki hepsine tek tek vefa ödülü vermemiz mümkün değil ama bunların içerisinde seçtiğimiz sanatçılarımızı da anmak, unutmadığımızı bildirmek için vefa ödülleri veriyoruz. Şimdiye kadar Adile Naşit'ten tutun, efendime söyleyeyim, Sadral Işık'a kadar, Ayhan Işık'a kadar, efendim işte bu sene Münir Özkul gibi birbirinden değerli ve maalesef kaybettiğimiz onca değerli sanatçımızı unutmamak adına bu vefa ödülünü veriyoruz. Ne mutlu bize ki bu vefa ödülleri törenine o sanatçılarımızın yakınları katılıyorlar. Kızı, oğlu, efendim, eşi. Almanya'ya gelerek, öyle mi? Bizzat. Geliyorlar, ödülü alıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir onur, yani buralara kadar gelmeleri. Örneğin Sadri Alşa adına verdiğimiz vefa ödülünde o da vefat etti. İlhan Çolpan sanatçı gelmişti. Çok mutlu olmuştuk buraya katılmasından dolayı. Birçok bu anlamda da mutluluklar yaşıyoruz. Üzüntülerimizin yanında, kaybettiklerimize üzüntülerimizin yanında bu mutluluklarla da yaşama fırsatı buluyoruz. Evet, Avrupa'daki, özellikle de Frankfurt'taki Türk sinema seyircisi ve Alman sinema seyircisi çok şanslı. Sizin sayenizde bu tür buluşmalar gerçekleşiyor. Birçok şehirde Türk filmleri gösteren sinema salonları var ve hatta aynı gece 3-4 tane Türk filminin de oynadığına şahit oluyoruz çoğu zaman. Festivallerin buna etkisi olmuş mudur? Seyirciye acaba Türk film festivalleri bir önden antrenman mı yaptırmıştır sinema salonlarına gitmeleri için? Siz nasıl algılıyorsunuz? Kesinlikle destek, yani birbirini desteklemiştir. Ben buradan biliyorum, Frankfurt ve çevresinden biliyorum. Birçok sinemacı dostlarımız benden festival sayesinde film önerileri aldılar, seçki istediler. Yani festivalin bu film gösterimlere çok büyük bir katkısı olduğu konusunda eminim. Çünkü aynı salonu paylaşıyorlar ve sinema programlarında yani festival kapsamı dışında gösterilen filmler de yer alıyor, festival filmler de yer alıyor. Bu da seyirciyi ister istemez hem festivale hem de filmlere, yani festival kapsamı dışında gösteren filmlere yönlendiriyor. Tabii şu konuda bir istatistik veremeyeceğim. Hani bu sayıyı artırdı mı artırmadı mı? Fakat çok katkı sağladığından eminim. Alman sinema salonu sahiplerini de tetiklemiş olabilir bu Türk seyircinin sayenizde keşfetmeleri. Kesinlikle ona örnek verecektim. Hanau kenti var, buraya yakın, Frankfurt'a yakın. Küçük bir kent ama çok yabancının ve Türklerin yaşadığı bir kent. Orada uzun yıllar kapalı olan bir sinema yeniden açılmıştı pandemiden önce. Ve onun sahibi ve müdürü tanıdığım bir arkadaştı. Hemen beni aradı. Hüseyin, yani sinema programıma Türk filmlerde göstermek istiyorum. Neler öğrenirsin? Veyahut da yine bu yaz, hatta pandemi süreci içerisinde açık hava filmleri gösterimi yaptı birkaç arkadaşımız. Yine festival yapan arkadaşlarımız. Aynı şekilde onlar da Hüseyin bu programa Türk filmleri de alalım, gelsinler diye. Yani bu gösteriyor ki yani artık burada hem
bir Türk toplumunun varlığının, hani var olduğunun farkındalar. Yani zaten varlar ama biliyorsunuz birçok çevre hala yokmuş gibi davranıyor. Türk filmlerinin o tür çalışmalara, etkinliklere olan katkısının farkına varıyor. Demek isterim. Almanya'da diğer kentlerde de festivaller var. Türk film festivalleri. Gittikçe ilginin çoğaldığını söyleyebilir misiniz festivallere? Hangi noktada Türk film festivalleri Almanya'da? Ya maalesef söyleyemeyeceğim onu. Çünkü festivaller arasında bir iletişim yok. Bir ara bundan 5-6 yıl evvel bir iki arkadaştan düşündük bir koordinasyon oluşursak, hani birbirimize destekler ve yardımlaşma gibi bir mekanizmanın oluşması için, ama hayata geçiremedik. Şu anda evet var. Eskiden daha çoktu. Berlin'de vardı. Stuttgart'ta vardı biliyorsunuz. Mannheim'de vardı. Evet. Son kala kala işte Nürnberg ve Frankfurt kaldı. Bir de Münih'teki arkadaşlar ve Unde arkadaşlar küçük film gösterimleriyle yapıyorlar. Ama hani festival konseptinde değil. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii ki 16 tane eyalet var. Neden olmasın? 16 eyalette de 16 tane festival olabilir. Sonuçta bu bir zenginliktir. Fakat örneğin Berlin'de çok isterdim bir Türk Film Festivali olmasını. Ama yok. Vardı. Ama çok uzun yıllar oldu. Uzun yıllar oldu. Tabii 5-6 yıl oldu neredeyse. Daha da fazla belki. Yürümedi, götüremedi arkadaşlarımız. Neden için bilemeyeceğim. Bir şey de söylemek istemiyorum. Olabilirdi ve yakışırdı da Berlin'e tabii başkent olarak. Fakat şu anda Almanya çapında veya da Avrupa çapında hatta adını duyuran iki festival var. Birincisi Frankfurt Türk Film Festivali ve ikinci, yani sıralama şey olarak değil tabii ki. Evet. Ona herkes kendisi eğlensin. İkinci de Nürnberg. Avrupa'daki arkadaşlarımızla çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çok büyük deneyimlere sahipler. Bunu da bu arada yad etmiş olayım. Bu iki festival şu anda at başı, öyle söyleyeyim. At başı derler yani, şeyi götürüyor. Yani bu alanda, bu sektörde çalışmaları geliştiriyor ve götürüyor, yürütüyor. Dediğiniz gibi pek fazla şey olmadı. Çoğalmadı. Aksine düşme var. Aksine festivallerin sayısında düşüş bile oldu. Evet, evet. Hüseyin Bey, tabii ki kültür ve sanat yüreklerimizi ısıtan, bizim ruhumuzu ışıtan etkinlikler. Onlar eksik olunca biz de eksik oluyoruz. Umarız en kısa zamanda salgın sona erer ve biz de gerçekten festivali tekrar Frankfurt'ta canlı bir şekilde izleme fırsatı buluruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben size fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Umarım en güzel bir zamanda, en güzel bir ortamda tekrar buluşur ve festivallerimizi canı gönülden kutlarız, gerçekleştiririz. Teşekkür ediyorum.